Evet merhabalar. Bu videomuzda döngülere giriş yapıyoruz ve ilk olarak for döngüsünü göreceğiz. Şimdi döngülerin amacı ne? Biz belli bir kod parçasını birden fazla kez çalıştırmak isteyebiliriz ve bunun için e, aynı kodu sürekli yazmamıza gerek yok. E, mesela örnek vermek gerekirse biz diyelim ki şöyle bir örnek verelim. Konsola 10 kez hello world yazdırmak istedim ya da 5 kez olsun. 5 kez hello world yazdırmak istiyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? konsollog Hello World deriz. Daha sonra bunu 5 kez yazabiliriz ama e, bu efektif bir yöntem mi? Tabii ki hayır. Mesela 100 kez yazdırmak isteseydik ne olacaktı? E, tabii ki yapamazdık yani. 100 kez yazardık ama çok karmaşık kodumuz olurdu. Bunun için çok kolay bir şekilde döngüleri kullanabiliriz. E Tabii ki biz normal günlük hayatta e, kodlama yaparken 100 kez Hello World yazdırmayacağız konusunda ama bu döngüler çok fazla işinize yarayacak. Ki örnek çalışmalar yapacağız zaten. Şimdi nasıl çalışıyor peki? Öncelikle for yazıp parantez açıyorsunuz. Şimdi burada bu arada üç farklı for döngüsü var. Direkt olarak bir for var. For in var, for of var. Biz burada for loop'un kendisini ve for of'u göreceğiz. E for in'i ise daha sonra saklayacağım. Objeleri aldıktan sonra e, buraya geçiş yapacağız. For yazıyorum. İçerisine bir adet e, geçici bir değişken tanımlayacağım. Bu e, hani sadece for döngüsünde özel bir değişkenmiş gibi düşünün. var x eşittir sıfır diyorum. 0 diye bir tanımadım bu benim ee, hangi sayıdan başlayacağım ya yani ben şu an 0 sayısından başlıyorum daha sonra noktalı virgül koyuyorsunuz ee, ve buraya bir şey giriyorsunuz condition giriyorsunuz yani ne olduğu sürece bu döngü çalışmaya devam edecek i küçüktür 5 mesela pardon x küçüktür 5 mesela genelde yani i kullanılır o yüzden aklım iyi gitti biz de iyi yapalım var i 0 i küçüktür 5 bir noktalı bir gülden koyayım şimdi bu şekilde düşündüğünüz zaman i sıfır i beşten küçük olduğu sürece çalışacak yani sonsuza kadar çalışması lazım o zaman o yüzden biz bu i'ye bir şey yapmamız lazım ben burada i artı artı diyeceğim burada aslında i artı artı demek şu demek i her seferinde bir arttır demek yani i şey burada i sıfır olarak tanımlayacak daha sonra sıfırı çalıştıracak burada süslü parçası şey yapıyorum burada Buradan sıfır olacak çalıştıracak burayı daha sonra e, iyi bir arttıracak bir olacak çalışacak çünkü hala 5'ten küçük 2 3 4 derken en son 4'ü çalıştıracak ardından iyi bir daha arttırıl 5 olduğu anda şu konuda işini artık sağlamadığı için döngü otomatik olarak kırılacak ve bir sonraki kısma geçecek yani bu döngüleşimiz kalmayacak artık isterseniz bir konsola şu iyi yazdıralım. Bakın 0 1 2 3 4 sayılarının sırasıyla aldım. Çünkü 4 yani 4 kez çalıştırdı burayı. Şurada gördüğümüz gibi pardon 5 kez çalıştırdı. 0'dan yani 4'e kadar olan sayılar şeklinde. E burada aslında biz yani şurada kaç kez tekrar edeceğini aslında vereceğimiz gibi. Yani 0'dan başla 4'e kadar git. 5 çünkü e, e, küçüktür dedim. Küçük eşitsiyelse 5 de olurdu. E, tabii ki böyle olmak zorunda da değil. Mesela iyi 10 diye de tanımlayabilirdim. Hatta 3 diye tanımlayabilirdim ve 3'ten sonra da arttırabilirdim. Bakın 3 ve 4 sonucunu alırdım. Veya ben buraya i artı artı yazmak yerine i artı eşittir yazabilirdim. Unutmayın i artı artı yaptığınız zaman aslında şunu yapıyorsunuz. i artı eşittir 1 yapıyorsunuz veya i eşittir i artı 1 yapıyorsunuz. Ee, o yüzden ben burada 2 artırmak istersem i artı eşittir 2 diyebilirdim. Bunu yaptığım zaman da i'yi de sıfırlarsam. Bakın ikişer iki artırır da sıfır, iki, dört daha sonra artı da tabii ki altı olacak. Altı bu kondisyonu sağlamadığı için çalışmayacak. Ee, illa artırmak zorunda değilim. Yani çarpabilirim, çıkarabilirim fark etmez. Mesela i'yi... 2'ye çarpalım ama iyi tabii 1 yapalım. Çünkü sıfır ile karşı çarparsanız çarpın 0 sonucunu elde edeceksiniz ve hatta 3 ile çarpalım. Ve iyi küçük 10 diyelim burada da. Bakın 1, 3, 9 sonuçtan aldım. Veya çıkarma da yapabilirim, bölme de yapabilirim. Her türlü işlem yapabilirim burada. Sadece e, düzgün bir tanımlama yapmam gerekiyor. Ben burayı şimdilik i ER artı olarak bırakayım ve sıfırdan 10'a kadar gidelim. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Yani i̇stersen i ile hiçbir işim olmayabilir. Ben diyelim ki Hello World'u 10 kere yazdırmak istiyorum. şunu yazdığım anda benim ile hiçbir işim olmasa dahi en azından şuraya verdiğim parametreler geri i'nin ve bu döngünün 10 kez çalıştırılacağını biliyorum. Dolayısıyla konsola 10 kez la world yazabilirim. Aynı zamanda mesela bunu diziler veya stringlerle ilgili de kullanabilirim. Ee, mesela diyelim ki var liste eşittir. İşte ne diyelim İstanbul, Ankara, İzmir olsun ve bir text tanımlayalım ben diyelim ki normalde bunu e, list join diyerek yapabiliriz ama diyelim ki ben bu listenin elemanlarını böyle birleştirmek istiyorum. E, ne yapabilirim burada? Şunu diyebilirim. Bakın text artı eşittir. Text'e boş liste yapalım. Text artı eşittir. Listenin ininci elemanı. Şimdi bunu dediğimiz zaman e, şuraya bir de hani ilk üçtür ya. Ben bunu length yapacağım. Açıklayacağım şimdi. Şimdi i sıfırdan başlayacak. İyi küçüktür length dedim. Çünkü listenin uzunluğu kaç? 3. Yani i 3'ten küçük olduğu sürece diyorum. Yani burada bana i hangi sonuçları verecek? 0, 1 ve 2 verecek, değil mi? Ki e, fark ederseniz hani fark ettiyseniz bunlar aslında indeks numaraları bakın. İstanbul'un indeksi 0, Ankara'nın 1, İzmir'in indeksi 2. O yüzden sıfırdan başlatıyorum çünkü sayma sıfırda başlıyordu hatırlarsanız. Ve ben buraya ilk üçlü noktadan dediğim anda da 0, 1, 2 değerlerini hani listenin kaç elemanı varsa son elemana kadar, son elemanın indeksi de kadar bana verecek. Ve i'yi e de bir arttırıyorum. Ve ben buraya gelip de text artıştır listenin yedinci elemanı dersem. Burada ben sırasıyla texte listenin sıfırıncısını sonra ardından birincisini ardından da ikinci elemanını ekleyeceğim. Bu sayede aslında İstanbul, Ankara ve İzmir yazılarını birleştirmiş olacağım. Ki şöyle kontrol yazdırıp da görebiliriz. Bakın İstanbul, Ankara, İzmir'i birleştirdim. Ee, bunun dışında tabii ki stringleri de böyle kullanabilirdim. Mesela diyelim ki benim elimde bir e, text var. Hello World. Fakat ben bunu böyle harf harf konsola yazdırmak istiyorum. Her bir harf bir satıra gelecek şekilde. E, ne yapabilirim? Konsol nokta bak? Tabii şuraya list nokta length değil, artık text nokta length diyorum. Çünkü bunun uzunluğun kadar dönecek bana. E, Text'in iinci değerini yazarsam ben konsola. Bakın Hello World'un her bir karakterini ayrı ayrı e, konsola yazdırdı. Çünkü burası on e, kaç kez kaç harf varsa artık o kadar çalıştı. Kaç adet e, boşluk da bu arada sayılıyor. E, kaç tane varsa çalıştı ve bana tek tek yazdırdı konsola. Ee, peki biraz daha isterseniz for of döngüsünü görelim. Şimdi for of'un aslında mantığı yani for'la benzer bir mantığı var. Yine e, belli bir şey olduğu sürece çalışıyor ama bu şeyin condition'ını siz vermiyorsunuz. For of'u e, burada göstereceğim söyleyeceğim bir kavram var. O da iterable kavramı. Iterable aslında Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz demin değilim ama şöyle açıklayabilirim. Üzerine döndürülebilir diyebilirim. Mesela bizim şu ana kadar gördüğümüz değişken tipler arasında... Array'ler ve stringler aslında iterable'dır. Yani üzerine döndürülebilirdir. Yani biz mesela array'lere şey yapabiliyorduk ya listenin sıfırıncısı bakın birincisi ikincisi üzerine dönüyorum şu anda. Üzerine geziniyorum listenin. Veya string'de de aynı şekilde. String'in de sıfırıncısı birincisi ikincisi şeklinde üzerine gezinebiliyordum. Yani üzerine gezinebilir diye de çevirebilirsiniz belki. Nasıl çevir yapmak isterseniz. Ee, peki nasıl çalışıyor? Şöyle şunları konsola. Şöyle şunları bir yorum satın alayım öncelikle. Şöyle var. Liste eşittir. Diyelim ki yine İstanbul Ankara ve İzmir. Şimdi ben İstanbul Ankara ve İzmir'i e sıra sıra alt e, yazdırmak istiyorum. Alt alta. Şimdi bunu tabii ki for döngüsü yapabilirdim. Nasıl yapardım? For var i eşittir sıfır derdim. i küçüktür liste nokta derdim. i'yi bir arttırırdım. Ve konsola listenin i'nin ince elemanını yazdırırdım. Ve bana İstanbul Ankara İzmir döndürürdü. Ama ben bunu yapmak yerine for of döngüsünü daha hani kısa yazarak for of döngüsünü kullanabilirim. Nasıl? for şey, for diyorum. Şimdi yine burada bir e, üzerine gireceğim değişkeni belirleyeceğim. Bu geçici bir değişken olacak benim for döngüm için. Diyeceğim ki mesela var eleman. Sonra diyoruz ki of ve burada da eee listenin üzerine yazmak istediğim için listeyi veriyorum. Diyorum ki ben listenin üzerinde eleman denilen bir değişken dönmek istiyorum. Var eleman burada değişken tanımladık. Of diyerek e, biz biz bir iterable e, objenin üzerine dönmek istediğimizi söyledik burada. Ve buraya direkt olarak elemanı yazdırabilirim. Bakın aynı şey. Şunu yapmaktansa çok kısa bir şekilde burada üzerine gezinebiliyoruz fakat dediğim gibi şu ana kadar gördüğümüz tipler arasından yalnızca array'ler ve string'ler üzerinde bu şekilde gezinebiliyoruz. List şey, e, String de görelim var text eşittir hello world olsun yine bu sefer de var harf of diyelim text diyorum ve harfi konsola yazdırıyorum bakın her bir harfi yine aldım. Yani bu şekilde array ve stringler üzerinde çok kolaylıkla dönebiliyoruz. E, fakat hani kodun mesela 30 kez tekrar isteseydim tabii ki for of döngüsü benim için çok kullanışlı olmayacaktı. E, onun yerine şunu kullanabilirdim. For, direkt, kendi direkt for döngüsünü. E, bir de bunun için demiştim size for in var diye. Fakat dediğim gibi for in'i şu an görmeyeceğiz. Şimdi isterseniz bir örnek çalışma yapalım. Bu örnek çalışmayı önce kendiniz yapmaya çalışın Ben size şimdi ne istediğimi söyleyeceğim Eğer yapamazsanız Daha sonra devam edin videoya veya Yapsanız da daha sonra belki daha farklı yapmışsınızdır benden Çünkü daha önce göstermediğim metodu göstereceğim Hem bir kontrol etmiş olursunuz Şimdi istediğim sonuç şu Diyorum ki Bakın hatırlarsanız şöyle Yorum satırı açabiliyorduk Ben konsola şöyle bir çıktı istiyorum Bir yıldız iki yıldız 3 yıldız dört yıldız 5 yıldız şeklinde ben Verdiğim sayı kadar ben bu sayı belirleyeceğim Diyelim ki 30 olsun mesela Her satırda yıldız sayısını bir arttırarak Böyle 30 satır yazmasını istiyorum konsola Şimdi bunu nasıl yapabilirim Şimdi bunun için for of döngüsünü daha kullanışlı Yoksa for döngüsünün kendisi mi Tabii ki for döngüsünün kendisi çünkü bir Elimizde bir string veya elimizde bir liste yok Biz yıldız sayısını arttıracağız sürekli Bunun için bir for döngüsü yazacağım Hatta bundan önce bir var count eşittir diyorum ki 10 Bu benim kaç kez tekrar etmek istediğim Şimdi diyorum ki for var i eşittir 0 0'dan başlamasını istiyorum şu an çözüyorum çalışmayı ee, ve daha sonra i'nin count'tan küçük olmasını istiyorum yani şu an bu örnekte 10 kez çalıştırılacak 0 dahil o yüzden 10 kez bu arada ee, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde 10 kez çalışacak ve ben burada yine i artı artı diyorum şöyle yapalım daha güzel dursun şimdi 10 kez çalışacak bir döngü yazdım güzel fakat her seferinde ben artırmak istediğimi söylemiştim ve ben bunu bir var text denilen bir değişken tutmak istiyorum ve var add text diyorum burada da her seferinde text değişkenine ekleyeceğim hani bir yıldız 2 yıldız üç yıldız işte 5 10 derken o yıldızları bu değişken tutacak ve her seferinde text'in text içerisine bunu ekleyecek şimdi bunu nasıl yapabilirim? Benim burada kullanacağım bir metot var. daha önce görmediğimiz metot. Şimdi yıldız diyorum ya yani ben bu yıldız stringini mesela şuradaki i sayısı kadar tekrar ettirmek istiyorum. Ama tabii burada şöyle bir hata yaptık. Şimdi sıfırdan başlatmak biraz hata oldu. Bunu ben birden başlayacağım. çünkü bir kez mesela bir kez yıldız alacağım. Sonra iki kez, üç kez ya. Yani sıfır yaparsam hiç yıldız koymaz. O yüzden. Ve ben bunu şimdi birden başlattığım için on kez çalışması için ya bunu count artı bir diyeceğim. Ya da i küçük eşittir count diyeceğim. Ama küçük eşittir daha güzel olur. Daha okunaklı olduğunu düşünüyorum açıkçası Ve daha sonra ben burada Şu metodu bir göstereyim size Yıldız noktaları repeat Denilen metot var herhangi bir stringten sonra Bu metodu kullanabiliyorsunuz ve buraya Girdiğiniz sayı kadar tekrar edecek size Tekrarını döndürecek Mesela ben bunu çalıştırdığım zaman bakın 3 tane yıldız döndürdü çünkü repeat 3 demiştim yani Bu stringi 3 kez kendisiyle toplayacakmış gibi düşünebilirsiniz Devam edelim Nokta repeat deyip İlk kere e, ben bunu tekrar etmesini istiyorum. Yani benim gelipte döngüm iyidir, birken e, bir tane yıldız ekleyecek. Daha sonra döngüm 2 olduğu zaman 2 yıldız ekleyecek. 3 olduğu zaman 3 yıldız ekleyecek. Çünkü iyi iyi kadar ekliyorum. Ve ben geleceğim bunu. Var pardon var text diyorum. Text artı eşittir. Şimdi burada direkt artı, text diyebilirim ama burada bir e, sıkıntı olacak. Onu da göstereyim. Konsola şey, text yazdırayım. Şimdi ben burada satır satır almıyorum. Bunların hepsini gelip direkt yan yana topluyor. E, fakat ben stringlerde alt satıra geçmek için e, ne kullanabilirim? Bunu görmüşsünüzdür belki. Görmemiş de olabilirsiniz. Ters slash n yaparsanız ki ters slash da alt gr ve şu soru işaretinin veya yıldızın olduğu tuşa bastığınız zaman e, çıkıyor. Ters slash n koyduğunuz zaman alt satıra geçer. Fakat ben bunu alt gr ve iki kez virgüle basarsınız. Hatırlarsanız bu e, farklı bir tırnaktı. Bu arada bunun ismini söylemedim. Buna template literal deniyor. E, haberiniz olsun isminden. Şimdi ben buraya evet text e, text ekleyeceğim ama bir de bunun sonuna bir de terslaşan ekleyeceğim. Bu terslaşan aslında diyelim ki geldi bir yıldız oldu daha sonra terslaşan ekleyecek. Sonra ikinci i e, eşittir 2 oldu. 2 yıldız ekleyecek terslaşan olacak. 3 olduğu zaman 3 tane terslaşan. Bu terslaşanlar an, da otomatik olarak aslında alt satıra geçmek olacak. Yani direkt olarak alt satıra geçecek. Konsolu yazdırıyorum ve gördüğünüz gibi ben buraya girdiğim count sayısı kadar e, satış e, sürekli yıldızları bir artırarak Konsol yazdırıcı. Mesela ben burada 50 deseydim 50 tane yapardı bundan ve güzel bir şekilde demiş olduk aslında. Şöyle biraz abartalım 250 diyelim. E, tabi satıra sığmadığı için çok garip şekiller oluştu burada. Ve bu şekilde e, for döngüsünü belirli kez çalıştırmak, belirli kez bir kodu tekrar etmek için kullanabiliriz. For of döngüsünde array veya string veya ileride göreceğimiz çeşitli o objelerle de e, üzerine dönmek için kullanabiliriz. Evet for döngüsüyle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.